Gelinliği güzelmiş. Bihter'in amcanla evleneceğine gerçekten sevindim. Etrafımda bir tehlike daha eksildi. Yok artık. Neden? Değişik bir tip. Soğuk, kasıntı, küstah. O yüzden mi ablasını seçtin? Saçmalama Bihter. Hiçbir zaman benim tipim olmadı ki. İsabet. Bak, amcanın kısmetiymiş. Helal olsun güzel kız. Nereye kadar yürüdünüz? Bebeğe yürüdüm. Oturdum bir kahvede. İyi yapmışsınız. Adnan Bey, eğer isterseniz yarın giderim Nihal'lerin yanına. Sabahtan giderim. Teşekkür ederim. İzninizle ben biraz bahçeye çıkacağım. Deniz Hanım. Hata mı ediyorum? Evlenmek konusunda. Siz öyle mi hissediyorsunuz? Ben seviyorum. O halde hata değil. Ne olursa olsun denemeye değer. İyi ki varsınız. Bu akşam yemekte baş başayız galiba. Behlül gelmez. Süleyman Efendiler de izin isteyip gittiler. Ben mutfağa bir bakayım. Bahçede yemek istersiniz değil mi? Bahçede yiyelim tabii ya. Tamam. Bihter. Neler oluyor bakayım? Benden habersiz ne görüşmeler yapılıyor? Annen görüşmek istedi. Canını sıkmadı inşallah. Aksine özür dilemeye gelmiş. Gerçekten mi? Büyük bir zarafetle özür diledi. Ben sana kabul edeceğini söylemiştim. Evet, rahatladım, ne yalan söyleyeyim. Bu akşam ne yapıyoruz? Ne yapmak istersin? Baş başa bir yemek yiyelim. Hemen hazırlanayım. Gelip seni alırım. Bekliyorum. Deniz Hanım, bu akşam için sizden özür dileyeceğim. Yok canım, niye özür diliyorsunuz? Şimdi bir telefon aldım. Önemli değil. Ben de zaten sizi yalnız bırakmamak için oturacaktım masaya. Teşekkür ederim. Rica ederim, lütfen. Çok güzelsin. Artık hiç
hiçbir engel yok aramızda. Evet. Firdevs Hanım'ı nasıl ikna ettiğini çok merak ediyorum. Zaten ikna olmuş geldi. Senin başardığını düşünüyordum ben de. Çok kolay oldu. Annem de çocuklar da sorun olmadılar. Bülent. Hadi abicim, kalk yatağında yat. Bülent. Çok yoruldu. Sen de yorgunsan yat alıcım. Biz Beşir'le biraz gezeriz. Yok, hayır, hayır. Hala. Ha canım. Firdevs Hanım'ın kızı deyince niye çok şaşırdın? Tanıyor musun onları? Hayır. Ya. Üstüyle başıyla yattı. Ya boş ver. Babam aşık olmuş belli. Bence saygı göstermek lazım. Tabii canım. Ben de seviniyorum onun adına zaten. Kendi hayatı. Hadi. Siz çıkıp dolaşın biraz. Bilmem ki, Nihal isterse. Hadi Beşir. Geç kalmayız Arsene anne. Keyfinize bakın. Allah rahatlık versin. Hiç. Çiftliği çok seviyorum. Burada eskiye dönüyoruz. Bütün mesafeler kayboluyor. Aynı evin içinde yaşıyoruz biz Beşir. Saçmalama. Ne mesafesi? Sen yukarıdasın, ben aşağıda. Sen benim dünyada en çok sevdiğim insanlardan birisin. Bülent'ten sonra sen de çocuğum sayılırsın. Annemin emanetçisin bana. Öyle. Babamı hiç aramadım. Ara. Boş ver şimdi, telefonum evde kaldı. Benimkinden ara. Allah Allah. Ne oldu? Beşir. Benim babacığım. Beşir'in cebinden arıyorum. Nihal'cığım. Ne oldu kızım? Yok yok. Öylesine aradım. Ha, ben de sizi arayacaktım şimdi. Nasılsın taklım? İyiyim. Seni merak ettim. Ne yapayım? Ben de iyiyim işte. Yemeğini yedin mi? Evet. Matmazel'le mi? Yok, dışarıdaydı o bütün gün. Süleyman Efendiler de izin istediler bu akşam. Onlar da yok. Ya yazık sana ya, yalnız kaldın. Yok canım. Hay Allah, bak şimdi pişman oldum buraya geldiğime. Hayır bir tanem, hiç merak etme, ben iyiyim. Sen keyfine bak. Hem yarın sabah belki atlar gelirim yanınıza. Halanı da görürüm. Ne güzel olur. Gel ne olur baba. Tamam söz. Seni çok 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 seviyorum tatlım. Ben de. Baba. Efendim canım. Seni çok seviyorum. Ben de seni taklım. Hadi selam söyle herkese, öp Bülent'i de. Tamam. İyi geceler. Sana da. İçin rahat etti mi? Hı hı. Çok düşkün sana. Ben de onlara düşkünüm. İyi anlaşacağınızı biliyorum. Bülent'le anlaşmak çok kolaydır. Nihal... Nihal'in zor zamanları değil mi? Genç kız oluyor. Ama büyümeye direniyor. Küçük bir kız çocuğu olarak kalmak için inat ediyor. En güzeli. Merhaba efendim.
Senle de iyi anlaşacağımızı biliyorum. Sevecek beni. Sen hiç merak etme. Bundan kuşkum yok zaten. Merhaba. Merhaba. Afiyet olsun. Rahatsız olmayayım. Görüşürüz. Görüşürüz. Thank you.